Sizlere bu videomuzda bir takım içerisindeki eforlar üzerine yapılmış bir çalışma ve sonuçlarından bahsedeceğim. Bu sonuçlar üzerinde de bazı çıkarım, yorum ve önerilerim olacak elbette. Bu çalışmada 1913 yılında beygirlerin performansını araştıran Fransız ziraat mühendisi Maximilian Ringelmann şunları keşfetmiş. Bir faytonu çeken iki koşum hayvanının performansı tek bir beygirin performansının birebir iki katı değildir. Bu sonuç karşısında şaşkınlığa uğrayan Ringelmann araştırmalarını daha da genişletip bu çalışmaya insanları da dahil etti. Bir grup erkeğe halat çektirip her birinin harcadığı gücü ölçtü. Ortalamada birlikte halat çeken iki kişi tek başlarına çekerken harcadıkları gücün %93'ünü, 3 kişi çekerken %85'ini ve 8 kişi birlikte halat çekerken de ancak %49'unu harcıyordu. İnanılmaz bir rakam değil mi? Maksimum 8-10 kişilik gruplar oluşturmayı öneren ve hedefleyen proje yönetim öğretilerindeki performansa dayalı olarak bir bireysel anlamda yarı yarıya kayıplar söz konusu. Bu sonuç tabii ki gruptaki herkesin ancak %49 efor gösterdiğini söylemese de önemli bir oran olarak karşımıza bu sonuç çıkıyor diyebiliriz. Ringelmann etkisi denilen bu fenomen, bireylerin performansları doğrudan ölçülemez olduğu durumlarda, bu gruptaki birey sayısı arttıkça gruptaki her bireyin verimliliğinin düşeceğini gösterdi. Deneyden yaptığımız en önemli çıkarım ve sonuç da insanlar bir grup içerisinde tek başlarına sergiledikleri dediklerinden farklı davranırlar. Deney şu şekilde yapılıyor. Bir ipin ucuna dinamometre takılıyor. Deneklerden önce tek başlarına çekmeleri isteniyor. Daha sonra sırasıyla 2 kişi, 4 kişi ve 8 kişi çekmeleri isteniyor. Bireysel olarak çektiklerinde harcadıkları kuvvetin 2 kişi çektiklerinde %7, 4 kişi çektiklerinde %13, 8 kişi çektiklerinde ise %50 azaldığı sonucuna ulaşılıyor. 1970'lerde ise Latham ve arkadaşları bu konu hakkında farklı bir deney yapıyorlar. Bu deneyde deneklerden tek başlarına el çırparak en yüksek sesi çıkarmaları isteniyor. Aynı kişilere grup halinde el çırparak en yüksek sesi çıkarmaları istendiğinde ise beklenenden daha alçak bir ses çıkmış. Gruptakilere bu sefer bireysel performansınızla ölçülecek dendiğinde ise tek başlarına iken çıkardıkları sesi grup halinde de çıkarmışlar. Başka bir örnek verecek olursak, bir grup arkadaş bir arkadaşınızın yeni taşındığı eve eşya taşıyacaksınız. Eve taşınacak masalar, sandalyeler ve bir takım eşyalar var. Yardıma gelmiş her arkadaş aynı şekilde yardım etmez. Herkes aynı yükte ve sayıda eşya taşımaz. Bazı arkadaşlar ağır ve daha büyük olan eşyaların nasıl olsa başka birileri tarafından taşınacağını düşünüp daha hafif olan eşyayı taşımayı seçecek. Bazı arkadaşlar molaları uzun tutmayı tercih ederken bazıları hiç mola vermeyecektir. Eve taşınma işi mutlaka bitecek fakat kimin ne yaptı, ne kadar yardım ettiği pek de belli olmayacaktır. Birileri çok çalışırken birileri kaytaracaktır. Örneğin beyin fırtınası yapılan bir toplantıda toplantıyı sonlandırırken bir kişinin hiç konuşmadan, bir fikir beyan etmeden öylece oturduğunu fark edebilirsiniz. Toplantıda konuşan yeterli sayıda insan olması o kişinin üzerinde toplantıya katılma baskısının kalkmasına neden olur. Çünkü hiç kimse onun katılıp katılmadığını fark etmez. Bazı insanlar bu duruma bilmeden düşer ve kendilerini faydasız biri olarak görür. Bu gibi durumlarda bireyler kendilerine nasıl faydalı bir biri olabilirim gibi bir soru yönelttiğinde çevredekilerin problemlerinin daha farkında olur ve beynindeki başkaları nasıl olsa bu problemi çözer yargısı bu problemi nasıl çözebilirim ifadesine döner. Sonuç olarak faydalı biri olmayı seçmek de Ringelmann etkisini yok eder. Bu iki deneyden de çıkan sonuçlara baktığımızda bireyin fark edilirliği azaldıkça bireysel olarak sarf ettiği performans azalmaktadır. Bu olaya Ringelmann etkisi yani sosyal tembellik denmekte. İş hayatında olsun, eğitim hayatımızda olsun grup çalışmalarımız kaçınılmaz oluyor. Peki grup çalışmalarımızda bu etkiyi azaltmak için neler yapabiliriz? Öncelikle bireye yapılacak işte grup içindeki sorumluluğu tam olarak hissettirilmeli. Yapılan bireysel çalışmaların etkisinin, bütünde yapacağı değişikliğe etkisinin önemi fark ettirilmeli. Grup içinde bireysel olarak hedefler konularak bu hedeflerin sonucunda bireylere ödüller konabilir. Bireyler bu şekilde performansının görüldüğünü ve karşılığını alacağını bilerek çalışmasını tam performansla yapacak ve olmazsa olmaz grup içi iletişimin doğru kurulması gerekmektedir. Yaptıkları çalışmalar hakkında tüm grup üyelerinin bilgisi olduğunda çalışan bireyin
emeğin sarf ettiği performansın bilinecek olması çalışma isteğini arttırırken diğer üyeler içinse rekabet ortamını oluşturacaktır. Grup çalışmalarında dikkat edeceğimiz bu konular özellikle de doğru iletişimle samimi bir ortam kurabildiğimiz zaman Ringelmann etkisi sebebiyle yaşanan bireysel performans kaybını en aza indirgeyecek. Son olarak sosyal kaytarma toplumsal bir hastalık olarak da görülebilir. Bireylere, sosyal kurumlara ve topluma negatif sonuçları olan sosyal kaytarma, beşeri etkinlikte düşüşle sonuçlanmakta ve herkese düşük karla fayda getirmektedir.